yaylamıza mı gidiyoruz? Artık yavaş yavaş. İlk Cemre düştü. Cemre mi? O da ne? Cemre mi? Gökte yaşarmış Cemre. Uzaktan görüp de merak ettiği dünyaya gitmeye karar vermiş. Dağların heybeti, ağaçların yeşili, denizlerin maviliği, derelerin şırıltısı onu öyle etkilemiş ki bakmaya doyamamış. Dünyanın güzellikleri karşısında burada yaşama isteğiyle kor bir ateş olup yanmaya başlamış Cemre. Artık burada yaşamam gerek demiş. Demiş demesine de nasıl gidecek onca yolu? Bırakmış kendini gökyüzünün uçsuz maviliğine. İlk havaya düşmüş Cemre. Hava içine alıvermiş Cemre'yi. Bulutları görmüş ilk Cemre. Sonra kar tanelerini. Ardından yağmurları. Yeryüzüne doğru süzülürken güzellikleri görmüş. Dünyaya sevdalanmış Cemre. Havanın ardından suya düşmüş Cemre. Her kulacında suda yıkanmış. Atmış üzerinden bütün tozunu. Suyun ardındansa üçüncü olarak toprağa düşmüş Cemre. Etrafına bakınırken sevdalısını görüvermiş yanı başında. Cemre'nin bu sevdası ılık hava getirmiş, baharı müjdelemiş dünyaya. Her yıl bir Cemre sevdalanır. Dünyaya gelmek ister. İlk havaya, ardından suya, son olarak da toprağa düşermiş. Öyle derler ki, Cemre'nin son düştüğü akşam Poyraz'la Lodos kavga ederlermiş. İkindiden sonra Poyraz fazla eserse kış uzar, Lodos fazla eserse bahar çabuk gelirmiş. Hangisi galip gelirse. Yaylığımı müjdeledin Cemre. Lütfen havada çok oyalanmadan suya, toprağa da düş.